İsveç'teki bu 20 katlı binada yangın felaket yaşanıyor. Binanın tamamı ahşaptan yapılmış ve içeride büyük bir yangın var. Dışarıda da güçlü bir rüzgar durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Otelde uyuyan misafirler kurtarılıncaya kadar otelin tamamının birkaç dakika içinde çökeceğinden korkuluyor. Buna benzer gökdelen ve yüksel binalar, yüzyıllardır güvendiğimiz çimento ve demir malzemelerinden yapılıyordu. Burası Sara Kültür Merkezi. 3 yıl önce cesur bir inovasyon örneği olarak inşa edildi. Neyse ki bahsettiğimiz bu trajik hikaye yıllardır yapılmak istenen yenilikleri anlatmak için kurguladığımız olası bir durumdan ibaret. Yıllar önce mühendisler yangınlara ve doğal afetlere dayanıklı ahşaptan yüksek binalar inşa etmenin yollarını arıyordu. Aslında Sara Kültür Merkezi yüzlerce yıl dayanacak şekilde inşa ediliyor. Bu teknolojik gelişmeler ahşap panellerden giderek daha yüksek binalar inşa etmenin yollarını aramak için oluşan rekabeti teşvik ediyor. Günümüzde çimento ve demir büyük bir zorlukla karşı karşıya ve en iyi inşaat malzemesi olma konumlarını giderek yitiriyorlar. Burada İsveç'in başkenti Stockholm'de mühendisler benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmak için kolları sıvamış durumda. Tamamen ahşaptan yapılmış bir şehir inşa etmek istiyorlar. Stockholm Ahşap sitesinde 30 bina inşa edeceğiz. 25 cadde ve 30'dan fazla binadan oluşuyor. İnşaat metotlarını değiştirip ahşap kullanabilirsek büyük bir çevresel fark yaratabilir ve karbondioksit emisyonlarını azaltabiliriz. Dünyada eşi benzeri olmayan bu ahşap sitenin ilgi çekici detaylarını sizlere anlatmadan önce Sara Kültür Merkezi'nin fikir babası olan mimar Oskar Norelius ile bir röportaj yaptım. Bugün ağaç ve ahşaptan yapılmış yüksek katlı binaların yapımıyla ilgili son gelişmeleri bize anlatıyor. Sara Kültür Merkezi, İsveç'in kuzeyindeki Kalifito'da inşa edildi. 20 katlı bir yapı. Onu öncü bir proje yapan şey ise ahşaptan yapılmış en yüksek bina olmasıdır. İki bölümden oluşuyor. Yapımının bir kısmını Kalifito Belediyesi, diğer kısmını ise kültürel bir kuruluş üstleniyor. Tiyatro, kütüphane ve sanat galerisi gibi sanatsal sergiler için, diğer kısmı da 200 odalı otel, restoran, masaj salonu ve benzeri alanlar için kullanılacak. Ahşap bir bina inşa ettiğinizde, montajı sırasında elbette demirden malzemeler de kullanıyoruz. Ayrıca bazı demir direkler de kullandık. Binanın temeli betondan yapıldı. Ağacın hafif olmasından çatıya demir koyduk. Binanın çatısı ve binayı taşıyan kolonlar ahşap. Stabilizasyonu için gerekli olan ana kolonlar, asansörün önemli kısımları ve rüzgarda binanın stabil kalmasını sağlayan merdivenler de ahşap. Eski çağlardan beri ağaçtan ev yapılıyor. Bu bölgede de çok fazla kaliteli ağaç var. Günümüzde büyük ve yüksek binalar inşa etmek için fabrikasyon ağaç türleri kullanılıyor. Bunlara glulam ve çapraz lamini adı veriliyor. Glulam ile lamine ahşap yeni olan bir şey değil. 19. yüzyıldan beri var. İlk kez 1842 yılında Britanya'daki Holy Trinity Kilisesi'nde kullanıldığı sanılıyor. La Britannia Bacarian Rabia.
Ahşap paneller tutkalla katmanlar halinde sabitlenip ve daha sonra birbirine yapışması için presleniyor. Bu onun daha kalın ve daha güçlü hale gelmesine yardımcı oluyor. Glulam binaların kolon, kiriş, balkon gibi kısımlarında kullanılıyor. Çapraz, lamine, ahşap veya CLT daha yenidir ve bugün inşaatta gördüğümüz büyük değişikliklerin arkasındaki nedendir. İlk kez 1990'lı yıllarda Avrupa'da icat edildi. Bugün ahşaptan çok katlı binaların inşasına katkıda bulunuyor. CLT, levhaların çapraz bağlı ve basınçla yapıştırıldığı bir tür güçlü paneldir. Katmanların sayısı genellikle 3, 5 veya 7 katman gibi tektir ve tümü 90 derecelik bir açıyla kesişir. Bu yenilemenin ardındaki karmaşık fizik nedeniyle CLT, dayanıklılık açısından betonla kıyaslanabilir. CLT'nin depreme karşı daha dayanıklı olduğu da kanıtlanmıştır. Bu, depreme en yatkın yerlerdeki yüksek binaların çökmesini önlemek için çok önemlidir. Ancak neme karşı hassas olduğundan açıkta kalan CLT'nin binaların dışında kullanılması önerilmiyor. İç mekan zeminleri ve duvarları inşa etmek için çok daha uygundur. Sara Kültür Merkezi İsveç'teki tek yüksek ahşap bina değil. 2022 yılında ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Askent Konut ve Ticaret Kulesi dünyanın en yüksek ahşap binası seçildi. İkinci en yüksek bina Norveç'teki Majorstuen eyaletinde bulunuyor. Yüksekliği 85 metreyi aşan bina 2019 yılında ziyarete açıldı. 2020 yılında Avusturya'da açılan Hohenwien binası takip etti. Günümüzün en yüksek ahşap binası yaklaşık 80 metre yüksekliğindedir. Daha yüksek binaların yapılması planlanıyor. Yüksek binaların her geçen gün hızla yükseldiğine inanıyorum. Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki bu öncü projeleri öğrendikten sonra daha yüksek binaları da ele alabiliriz diye düşünüyorum. Siz ahşap binaların ne kadar yüksek olabileceğini düşünüyorsunuz? Size vereceğim herhangi bir sayının hangi yönde olursa olsun yanlış olacağını düşünüyorum. Bu soruyu yanıtlamak zordur. Ahşap binaların olası yüksekliğinin bir sınırı olduğunu düşünmüyorum. Soru şu, farklı malzemelerle nasıl bir çalışma yapabiliriz? Ahşap bir bina Dubai'deki Burç Halife kadar yüksek olabilir mi? Bunu yapmak mümkün mü? Bu mümkün olmayabilir. Nedeni de teknik olmayabilir. Ahşaptan bir bina yaparken sürdürülebilirlik ve çevre dostu olması önemli. 800 metre yüksekliğinde bir yapı inşa etmek için çok fazla malzemeye ihtiyaç var. Beton veya ahşap olması önemli değil. Böylesi büyük bir projenin kalaslardan ve ahşaptan inşa edilmesi mümkün değil. Ahşap binalar yüksek değildir. 800 metre yüksekliğindeki binanın bir kısmı ahşaptan, bir kısmını da beton ve demirden yapılabilir. Bu kadar yüksek bir binayı ahşaptan inşa etmek mümkün olmayabilir. Çevre üzerindeki olumsuz etkisini nasıl azaltacağımızı da tartışmalıyız. Sonuçta ağacın inşaatlarda kullanılmasının amacı çevreci olmasıdır. Dünyada yaklaşık 10'dan az yüksek ahşap bina bulunuyor. Demek istediğim 10 kattan yüksek binalar. Bu da yapının yeni olduğu anlamına geliyor. Bu malzemeyi işleyebilecek insan gücüne ihtiyacımız var. İşçi sayısı hala sınırlı. Durum giderek zorlaşıyor. Daha fazla insan gücüne ihtiyacımız var. Artık çevre üzerindeki etkiyi azaltma ihtiyacından hareketle laminat ve glulam gibi işlenmiş ahşaplardan yüksek binalar inşa edebiliyoruz. Emlak sektörü dünya çapındaki kirletici gaz emisyonlarının yaklaşık %40'ından sorumludur. CLT panellerinin yangınla nasıl başa çıktığını öğrendiğimde şok oldum. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yapılan çok sayıda pratik çalışma, bu ahşap levhaların yangın karşısında demirden daha dayanıklı olduğunu kanıtladı. Demir yüksek sıcaklıklarda eridikçe ahşabın dış tabakası siyahlaşarak kömür haline dönüştüğüne rastlandı. Bunun da iç tabakayı yanma çatlamadan kurduğu saptandı.
Yangınlarla mücadele eden ahşap paneller hakkında pek çok bilgi var. İnsanların düşündüğü gibi bir tepkimenin içine girmiyor. Çünkü mühendislik panosu hava içermeyen yoğun bir levhadan oluşuyor. Dolayısıyla yangın çıktığında levhanın dış yüzeyi alev alıyor. Levhanın özelliklerinden biri de yangın çıktığında yüzey kısmının kömür rengine dönüşmesidir. Kömüre dönüştüğü için tahtanın yanmasını geciktiriyor ve yavaş tükenmesine neden oluyor. Bu nedenle yangının binaya yayılmasında mühendislik panellerinin rolü çok az olduğu görüldü. Yangın, beton ve demiri etkilediği gibi panelleri de etkiliyor. 1995 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmadan önce ahşaptan yüksek binalar yapmamıza izin verilmiyordu. İki kattan yüksek yapıların inşasına izin verilmiyordu. Ancak Avrupa Birliği'ne üye olduğumuzda Avrupa Küresel İnşaat Yasası'na tabi olduk. Söz konusu yasa, inşaat sırasında hangi malzemeyi kullandığınıza bakmaz, malzemenin ne kadar iyi ve etkili olduğuna önem verir. Ayrıca İsveç'te binalarımızda yangın söndürme sistemini yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Yangın söndürme sistemi olası bir yangın durumunda otomatik olarak devreye girer ve yangına müdahale ederek söndürür. Bahsettiğimiz gibi ahşap çok dayanıklı bir malzemedir. Aynı zamanda hafif olduğundan prefabrikasyon için en iyi malzemedir. Onunla çalışmak çok kolaydır ve bir binanın parçalarını fabrikada inşa edebilir ve daha sonra bunları kolayca inşaat alanına taşıyarak parçaların montajını kolayca yapabilirsiniz. Sara Kültür Merkezi'nde yaptığımız da buydu. Otelin bütün odaları fabrikada inşa edildi ve inşaat alanına taşındı. İçerisinde tuvaleti ve diğer bölmelerinin olduğu kutu şeklinde yapılıp inşaat alanına taşındı. 200 odanın tamamı fabrikada yapıldı ve şantiyeye taşınarak monte edildi. Bu prosedürle bir yıl tasarruf ettik. Parçalar kapalı bir yerde yapıldığından işçiler için çalışma koşulları daha güvenli hale geldi. Şantiyede daha az insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Çalışanların güvenliğini maksimum seviyeye çıkardık ve fabrikalarda daha çok işçi bulunuyor. Şantiye bir nevi montaj alanına dönüşüyor. Ahşap binaların beton ve blok binalardan çok daha güzel olduğu gerçeğini de kabul edelim. Ahşap daha esnek ve uyarlanabilir olduğundan bilgisayarda oluşturduğumuz her türlü karmaşık şekil ve tasarımı aslında ahşap kullanarak daha kolay elde edebilirsiniz. Bu tiyatro salonunun yakınında ahşap Stockholm şehri inşa ediliyor. Bu çok büyük bir proje. 25 sokakta 30 bina inşa edeceğiz. Sadece evler ve ofisler olmayacak. Geleceğin başarılı sitelerinin her şeye sahip olması gerekiyor. İçerisinde ofisler, okullar, kültür merkezleri, evlerin bir arada olduğu siteler bence en kullanışlı olanlardır. Sikela bölgesindeki ahşap Stockholm sitesinin bu tür şehirlerin güzel bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bu geniş alanda 2000 öğrencinin eğitim alacağı bir okul inşa edilecek. Bu sitede kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonu olacak. Ayrıca çok sayıda mağaza ve benzeri hizmetler de olacak. Ayrıca 2000'den fazla ev ve 7000'den fazla ofis olacak. Burası bir ucundan diğer ucuna 15 dakikada gidebileceğiniz bir site olacak. Güzel çevresi olan ve tüm ihtiyaçları temin eden bir site olacak. Buradaki her şey, okul, ofis binaları, genellikle bütün yapılar ahşaptan yapılacak değil mi? Evet. Aldığımız kararla 250 bin metrekarelik alanda her şey ahşaptan yapılacak. Dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir proje olduğunu biliyor musunuz? Biraz araştırdık. Her ne kadar büyük konut ve ofis projeleri olsa da o kadar da büyük değiller. 250 bin metrekare. Ayrıca konut evleri ile iş ofislerini birleştiren hiçbir yapıya rastlamadık. Bu dünyadaki en büyük ahşap yatırım projesi olacak değil mi?
Evet, verdiğimiz karar bu yönde. Peki, ne zaman başlayacaksınız? Bu yıl iki projeye başlayacağız. Proje büyük olduğundan dolayı inşaatı 10-15 yıl sürebilir. Ama bu yıl, bu bölgede bir konut projesine başlayacağız. Proje yaklaşık 80 konuttan oluşuyor. Bu projeyi 2026 yılında tamamlayıp, okul inşaatı projesiyle başlayıp, okul alanına bir bina daha dikeceğiz. Önümüzdeki yıl ofis binalarının inşasına başlayacağız. Projenin alanını belirlediniz mi? Geriye sadece parçaların inşası mı kaldı? Evet, tam da böyle oluyor. Planımızı farklı bölgelere dağıtıyor ve bunu sadece duyurmakla kalmayıp hayata geçirecek olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl inşaata başlayacağız. İsveç'te ağaçlar insan ve konut sayısından çok daha fazla yer kaplıyor. İnşaatlarda ahşabın kullanılması konusunda uzun bir geçmişi de var. Bunun örneğini Viejo şehrinde çok belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Avrupa'nın en yeşil şehri sayılan İsveç'in güneyindeki bu şehir yalnızca 70 bin kişilik nüfusa sahip. Bu şehirde yüksek binalardan üniversitelere, köprülerden amfilere kadar her şey ahşaptan inşa edilmiş. Tamamen ahşaptan yapıldığı söylenen bu tren istasyonundan bahseder misiniz? Bu tren istasyonu belediyenin ortak bir çalışmasıdır. Burası belediye ofisleri, çalışanları ve tren istasyonu çalışanlarının buluştuğu alan haline geldi. Şimdi misafir odası dediğimiz yere gidelim. Burası Växjö'ta bir misafir odası. Buraya neden misafir kabul odası deniyor? Çünkü insanların burada buluşmasını istiyoruz. Burası bir buluşma yeri. Mesela trenden iniyorsunuz, işe gidiyorsunuz ya da her nereye gidiyorsanız, burada bekliyorsunuz. Burası birbirimizle buluşma yeri. Bu istasyon inşa edilmeden önce burada ne vardı? Burada hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Burada hiçbir şey yoktu. Küçük bir tren istasyonu ile küçük bir mağaza ve yanında bilet satan iş yeri. Belediye binası da bambaşka bir yerdeydi. Bu tren istasyonunda belediye görevlilerinin ofisleri var mı? Evet, yukarıya bakın. Üçüncüden yedinciye kadar olan katlar belediye çalışanlarına ait. İnşaatlarda neden bu kadar çok ahşap kullanıyorsunuz? Burası tamamen ahşaptan yapılmış bir bina. Tren istasyonu idaresi ile belediye arasında yapılan işbirliği sonucu yapıldı. Burası belediye ofisleri, çalışanları ve tren istasyonu çalışanlarının buluştuğu alan haline geldi. Hiçbir şey yoktu. Küçük bir tren istasyonu, küçük bir dükkan ve biletlerinizi satın alabileceğiniz bir yer vardı. Her köşe başında ormanımız var. Bu sebeplerden biri. Växjö bölgesinde çok sayıda sanayi binalarıyla çalışan işletmemiz var. Ayrıca ormancılıkla da uğraşıyoruz. Bu yüzden birçok kereste fabrikamız var. Ve en önemlisi, ahşap iklime zarar vermeyen bir malzemedir. Karbondioksit etkilerini azaltmak için binaları ahşapla inşa ediyoruz. Eşsiz olduğu için biz onu seviyoruz. Ormanda olma hissine sahipsiniz. Ha, demek ki burası köprü. En yüksek ahşap kuleyi inşa etme rekabeti kızışırken bazı uzmanlar meydana gelebilecek herhangi bir hatanın bu yeni gelişen endüstri için feci sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor. İlk 20 katlı binanızı inşa etme hatasına düştüğünüzde bu 5 ila 8 katlı bina yapanlar için bile tüm sektörü yok edecektir. Bu nedenle dünyanın en iyisi olduğunuzu göstermek için küçük adımlar atmalı ve hız, yükseklik ve diğer konularda rekabet etmekten kaçınmalısınız. Bunu doğru yapmalısınız çünkü çevre risk altındadır.
Ahşap inşaatın geleceği nereye doğru evriliyor? İnşaatta ahşabın geleceğini düşündüğümde, bahsettiğiniz gibi günümüzde inşaatta ahşap panellerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Giderek daha fazla ahşap bina inşa ediyoruz. Amacımız çok yüksek ahşap binalar inşa etmek. Ancak şöyle bir şey var ki, ağaç çok sınırlı bir malzemedir. Burada ormanımız var. Peki her şeyi ağaçtan yapsaydık, gelecek nasıl olurdu ve yeterince odunumuz olur muydu? Bu sorunun cevabının ulusal düzeyde, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde farklı olduğunu düşünüyorum. Örneğin İsveç'e bakarsanız, büyüyen ağaç sayısının kestiğimiz ağaç sayısından daha fazla olduğunu göreceksiniz. Avrupa'ya bakın, durum aynı. Ama dünyada da durumun aynı olduğunu söyleyemeyiz. Neden mi? Çünkü ham madde olan ağacı, Avrupa'nın bir bölgesinden dünyanın diğer bölgelerine taşımamız gerektiği anlamına geliyor. Çok güzel anlattınız. Bu alanda orman yönetiminin sorumluluğu çok önemli bir mesele. Kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmeden ağaçlar sürekli olarak kesilemez. Ev yapmak için bir arazinin veya ülkenin tamamı çöle dönüştürülmemeli. Viejo şehrindeki bu tren istasyonunu ahşaptan inşa edilmesi dünyaya verilen açık bir mesaj. Bu mesaj neydi? İstediğiniz her şeyi ahşaptan yapabilirsiniz. Biz yapabiliyorsak öyleyse siz de yapabilirsiniz mesajını vermek istedik. Ormanı fazla olan veya komşu ülkelerden ucuz fiyatlara odun ithal edebilen ülkelerin, özellikle yazları çok sıcak geçen Kürdistan'daki bazı şehirlerde konut inşaatlarında ahşabın kullanımını arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Ahşaptan ev ve bina inşa etmek sadece çevreye faydalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor. Ahşap evler, şehirlerimizin sıcaklık derecesini düşürdüğü gibi beton yığını kentlerimizin daha güzel bir görünümüne sahip olmasına yardımcı olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir programa kadar görüşmek üzere.